İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Lübnan'a gitti. Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştüler. Ülkenin ticari faaliyetleriyle ilgili destek vereceklerini açıkladılar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Beyrut'ta meydana gelen patlamayla sarsılan Lübnan'a ziyarette bulundu. Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu Hariri Havalimanı'nda kalabalık bir ekip tarafından karşılandı. Daha sonra Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'la görüşen Oktay, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu vurguladı. Biz ilk andan itibaren Türkiye olarak geniş bir arama kurtarma ekibi şu anda da Beyrut limanında hala çalışmalarına devam ediyorlar. Ve iki sahra hastanemizle, sağlık ekiplerimizle birlikte ve gıda yardımlarımızla yaklaşık TİKA'nın yine 400 tonluk yardımlarıyla, AFAD'ın, Kızılay'ın ve sivil toplum örgütlerinin yardımlarıyla Lübnan'da olduk. Lübnan'ın ticari faaliyetlerine de Türkiye'den büyük bir destek geldi. Lübnan'ın ticari faaliyetlerinin devam ettiği özellikle Beyrut limanında bu sürenin geçişine kadar, bu sürenin tamamlanmasına kadar da tekrar limanın ayağa kaldırılmasına kadar Mersin limanımızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını, büyük ölçekli ticari faaliyetlerinde hem gümrükleme hem de depolama faaliyetlerinde Lübnan'ın hizmetinde olacağı, sonrasında oradan buraya daha küçük gemilerle ve ulaşım araçlarıyla taşınabileceğini, bunun için hazır olduğumuzu ifade ettik. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine nişan, nikah, düğün, sahil bölgeleri denetimleri konulu bir genelge gönderdi. Ayrıntılar haberimizde. Koronavirüs vakalarının artmasında en önemli etken düğün ve nişan gibi organizasyonlar oldu. İçişleri Bakanlığı tablonun daha kötüye gitmemesi için düğün nişan genelgesi gönderdi. Kontrollü sosyal hayat dönemiyle birlikte düğün nişan gibi organizasyonlarda düzenlendi. Bu tür organizasyonların salgın yayılımını artırdığı gözlemlendi. İçişleri Bakanlığı bu kapsamda harekete geçti. 81 il valiliğine nişan, nikah, düğün, sahil bölgeleri denetimleri konulu genelge gönderdi. Genelge kapsamında 7 Ağustos Cuma, 8 Ağustos Cumartesi ve 9 Ağustos Pazar günlerinde düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi organizasyonlarda denetim yapılacak. Daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle alınan koronavirüs tedbirlerine bakılacak. Gerek katılımcıların gerekse işletmecilerin kurallara uyup uymadığı kontrol edilecek. Sahil bölgelerinde yer alan eğlence mekanları da bu denetlemeye tabi olacak. Denetimler eğlence amaçlı kullanılan tekne, yat gibi deniz araçlarını da kapsayacak. Denetimler sırasında yerli ve yabancı turistleri rahatsız etmeyecek şekilde sivil kıyafetli polisler görev alacak. Öte yandan daha önceden en az iki defa uyarılan ya da idari para cezası uygulanan işletmelerde denetimler sırasında aykırılık tespit edilirse 1-3 gün süreyle faaliyeti durdurulacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen denetime katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu düğün salonu denetimine katıldı. Hayırlı olsun. Gittin mi? Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bakan Süleyman Soylu COVID-19 tedbirleri kapsamında Ankara'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen denetime katıldı. Salon girişinde önce ateşini ölçtüren Soylu salonda da sosyal mesafeye uygun şekilde yerini aldı. Çok teşekkür ederim. Soylu yaptığı konuşmada çifte mutluluklar dileyerek örnek bir aile olmaları temennisinde bulundu. Hazreti Mevlana evliliği tarif ederken Hazreti Peygamber'in yolu olarak tarif ediyor. Bu şu demektir. Cenab-ı Allah sizi bu yolculukta hep muhafaza edecek. İnşallah bu ülkeye Allah nasip eder, ailenize, hem babaanne, hem anneanne, hem dedeler, hem yakınlarınız büyük bir heyecanla torunlara,
güzel torunlar bu memlekete, onlara güzel torunlar, memlekete güzel evlatlar yetiştireceksiniz. Örnek bir aile olun. Sezen ve Halil Yorulmaz çiftine geleneklerine bağlı kalmaları hususunda Cumhurbaşkanı'nın bir nasihatini hatırlattı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir nasihati var biliyorsunuz. Anneanne babaanne unuturlar mı nasihatları? Diyor ki en az 3 çocuk inşallah. biz aynı teşkilatta çalışıyoruz. İkiniz de polissiniz. Ve hakikaten memleketimizin ne kadar güçlü, iyi yetişmiş evlatlara ihtiyacı olduğunu en çok siz biliyorsunuz. Bakan Soylu örnek bir düğün olduğuna vurgu yaparak teşekkür etti. Hem ailelere hem de size teşekkür ederim. Özellikle bu salgın döneminde, tabii dışarıda düğün yapmak belki imkan işidir ama aynı zamanda da hem mesafeye dikkat edilmiş, hem maskelere dikkat edilmiş, bu yer sahibine de, kaymakamımız burada, belediye başkanımız burada, her birine de ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Son günlerde artan orman yangınları İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık 81 il valiliğine genelge gönderdi. Orman yangınlarının önlenmesine yönelik yeni adımlar atılıyor. Vali ve kaymakamların başkanlığında bir komisyon oluşturulacak. Bu komisyon ormanlık alanların civarında mangal, semaver, ateş yakılabilecek ve yakılması yasak olacak yerleri belirleyecek. Yaz mevsimi geldi, orman yangınları iyice arttı. Üstüne bir de Kurban Bayramı eklenince etini alan mangal yakmaya koştu. Ülkenin birçok noktasında ağır tahribatlı orman yangınları meydana geldi. İçişleri Bakanlığı bu yangınlara dur denmesi için 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgeye göre vali ve kaymakamların başkanlığında orman yangınlarıyla mücadele komisyonu oluşturulacak ve bu komisyon acilen toplanacak. Ormanlık alan civarlarında ateş yakılabilecek veya yakılması yasak olacak yerler 15 Ağustos'a kadar belirlenecek. Ormanlık yerlerde tescilli piknik ve mesire alanları hariç mangal, semaver ve ateş yakılmayacak. Çobanların ateş yakması engellenecek. Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere anız veya bitki örtüsü yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Yine ormana yakın yerlerdeki düğün veya benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek ve dilek balonu gibi maddelerin kullanımı yasaklanacak. Mangal yapılabilecek alanlar konusunda vatandaşlar bilgilendirilecek. Ateş yakılmasına müsaade edilen piknik alanı ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallar el ilanı ve broşürlerle pekiştirilecek. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına ait billboardlarda kullanılacak görseller, anonslar gibi araçlarla vatandaşın konuya ilişkin duyarlılığı artırılacak. Öte yandan belirlenen kurallara uyulup uyulmadığını güvenlik görevlileri ve zabıtalar denetleyecek. Yapılan denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler yapılacak. ABD Savunma Bakanlığı terör örgütü YPG'nin çocukların zorla silahlandırıldığını kabul etti ve bu gerçek Pentagon raporlarına girdi. YPG'ye bir türlü terör örgütü diyemeyen ABD, eli kanlı örgütün zorla çocukları silahlandırdığını kabul etti. Öyle ki tüm dünya tarafından bilinen bu gerçek ABD Savunma Bakanlığı'nın raporuna girdi. Pentagon Baş Müfettişliği terör örgütlerine ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Raporda ABD ve müttefiklerinin terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürüttüğü harekatın son 3 ayına ilişkin gelişmeler yer aldı. DAEŞ'in Irak ve Suriye'de saldırılarını artırdığı kaydedildi. Raporda yer alan bir başka önemli husussa terör örgütü YPG-PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusundaki mülteci kamplarından çocukları alıkoyarak silah altına almasıydı. Örgütün çocukları silah altına almamaya yönelik uluslararası kuruluşlara yaptığı taahhütleri yerine getirmediğinin altı çizildi. Çocukların zorla silah altına alınmaya devam edildiği belirtildi. Çok
Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan bir terörist 6 Ağustos'ta yakalanmıştı. O teröristin kan donduran ifadesi ortaya çıktı. Terör örgütü El-Kaide'li terörist Taner Küşyoğlu terörden arananlar listesinde gri kategorideydi. 6 Ağustos'ta yakalandı. O teröristle ilgili kan donduran detaylar da gözaltına alındıktan sonra ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı verdi. Hatay Emniyeti harekete geçti. Hedefte gri kategorideki Taner Küşyoğlu vardı. Hummalı çalışmalar sonucunda 6 Ağustos'ta yakalanan Küşyoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. 2004'te evlendi Esra Küşyoğlu'ndan 2005'te bir kız çocuğunun dünyaya geldiğini söyledi. 2010 yılında eşinin boğazını bıçakla keserek öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlatan terörist cezaevinde 6 yıl kaldıktan sonra firar ettiğini belirtti. 150 lira karşılığında Suriye'ye kaçan terörist Halep kırsalında 45 gün boyunca dini, ideolojik ve silahlı eğitim aldığını itiraf etti. Küşyoğlu orada iki kez evlendiğini belirterek Suriye'deki şartların zorlaşması ve iki çocuğumun geleceğini düşündüğüm için Türkiye'ye kaçak yollarla girdim ifadesini kullandı. Erzurum'da bazı bölgelerde su kesintisi olacak. Kesinti 10 Ağustos tarihinde başlayacak ve bir gün boyunca devam edecek. Yeni yapılan yol dolayısıyla mevcut borular yer altına alınacağından böyle bir çalışma yapıyoruz. Halkımıza duyurulur. Erzurum'da yeni yollar yapılıyor. Yol yapım çalışmaları suyu da etkiledi. Erzurum'da 10 Ağustos pazartesi günü çeşitli bölgelerde su kesintisi olacak. Açıklama Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den geldi. Başkan Sekmen su tedariği konusunda vatandaşları uyardı. 10 Ağustos 2020 pazartesi saat 10'dan itibaren Kazım Yurdalan mahalle başındaki evlerimiz önceden suyunu depolasın, tedarikini yapsın. Bir gün su akmayacak. Tüm halkımızdan da suların kesilmesinden dolayı da özür diliyoruz. Ama arkası güzel olacak, hayırlı olacak. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Süper Lig öncesi antrenmanlara başladı. Mavi Beyazlılar Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yeni sezona gümbür gümbür geliyor. Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Bir yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükselen Mavi Beyazlı ekipte futbolcular antrenman öncesi Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde toplandı. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Erzurum temsilcisinin antrenmanı yaklaşık bir saat sürdü. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor sezon hazırlıklarına son sürat devam edecek. Öte yandan Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'da transferler de büyük merak konusuydu. İç transferlerde bu sezon sözleşmesi sona eren Hamron'la yeniden yola devam kararı alındı. Koronavirüsün yayılma hızı arttı. Pozitif hastaların içerisinde en yakınlarımızın bile adını duyar olduk. Erzurum'da durum ne peki? İzliyoruz. Koronavirüs salgını etkisini artırarak yayılmaya devam ediyor. Peki Erzurum'un koronavirüs haritası nasıl? Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların bilgilenmesi adına oluşturulan Hayat Eve Sığar uygulaması kentin durumunu gözler önüne seriyor. Genel bir açıyla Erzurum'a bakıldığında kırmızı alanların artışı dikkat çekiyor. Uygulamada mavi olan alanlar düşük risk grubunu içerirken kırmızı alanlarsa yüksek riski işaret ediyor. Yakutiye ilçesine bakıldığı zaman yüksek risk grubunun büyük bir kısmının şehir merkezinde yer aldığı görülüyor. Koronavirüste yüksek riskin olduğu bir diğer yerse Şükrüpaşa. Sarı alanlarsa orta seviyedeki risk grubunu işaret ediyor. Yıldızkent ve Yenişehir kent merkezine göre nispeten iyi durumda. Dadaşkent ve Aziziye ise büyük ölçüde düşük risk grubunda yer alıyor. Tablonun daha da kötüye gitmemesi için yapılması gereken 3 basit kural var. Sosyal mesafe, maske ve hijyen. Bastırmanızı istiyorum.
Erzurum Teknik Üniversitesi başarılarına bir yenisini daha ekledi. Uzay ve Havacılık Takımı Roketsan tarafından düzenlenen roket yarışmasında derece elde etti. Roket çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Erzurum Teknik Üniversitesi şampiyonluğa oynuyor. Uzay ve Havacılık Takımı Roketsan tarafından düzenlenen roket yarışmasında finale yükseldi. Roketsan Aksaray'da roket yarışması düzenliyor. Yarışmanın en güçlü adayları ise Erzurum'dan. Erzurum Teknik Üniversitesi'nin Uzay ve Havacılık Takımı yarışmaya adeta damga vurdu. İki farklı kategoride yarışan ekip 6000 metre yüksek irtifa kategorisinde Türkiye birincisi, 3000 metre orta irtifa kategorisinde ise Türkiye ikincisi olarak finale yükseldi. Yarışma finali 1-13 Eylül tarihleri arasında Aksaray Tuzgölü Roketsan'ın deneme alanında düzenlenecek. Erzurum'da moda tasarımcısı Safiye Sarı kadına şiddetle ilgili 300 kişiye "Sen olsaydın ne yapardın?" diye sordu. Aldığı cevaplara göre de farklı renklerde elbise tasarladı. Görüntüde egemen olan şey şiddet ama biz kadınlar çok renkliyiz. "Sen olsaydın ne yapardın?" diye sordu. Aldığı cevaplara göre farklı renklerde elbise tasarladı. Moda tasarımcısı Safiye Sarı, Erzurum Kongre binasında kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için sergi açtı. Sarı kendi tasarladığı renkli kıyafetlerle kadına şiddete tepki gösterdi. Renkler kendi içerisinde her birinin bir varlık değeri var. Rengin hani sarı şunu işaret eder, kırmızı bunu işaret eder demiyorum. Rengin kendi baskınlığı zaten o şiddetinin değeridir. İster sarı olsun, ister kırmızı olsun, rengin adı ne olursa olsun şiddetiyle ilgilenir. Kıyafetlerin üzerinde "Sen olsaydın ne yapardın?" sorusunun bulunduğu not kağıtları yer aldı. Sergiye katılan 300 kişi ise anne, baba, abla, abi konumunda olduğunda neler yapacaklarını o notlara yazdı. Tasarımcı Safiye Sarı işte o notları topladı ve cevaplara göre elbiseler tasarladı. Kongre binasında sergilenen rengarenk kıyafetlerse görücüleri tarafından büyük ilgi gördü. Tatile çıkamayanların yeni gözdesi Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nden bahsediyoruz. Ege kıyılarını aratmayan o doğal güzellik geliyor ekranlarınıza. Doğunun gizli denizi Ege ve Akdeniz'i aratmıyor. Hazar Gölü eşsiz manzarası, doğal güzellikleri, plajı, turistik tesisleriyle bölge halkından büyük ilgi görüyor. Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan tatilcilerden yoğun ilgi görüyor. Masmavi suları yazın sıcaktan bunalanlar için adeta kurtarıcı rol oynuyor. Hazar Baba ve Mastar Dağları arasındaki 56 kilometrelik kıyı şeridinde yer alan Hazar Gölü, çeşitli su aktiviteleri, spor, kamp ve yürüyüş yapma imkanı da sunuyor. Gün içerisinde güneş ışınlarının açısına göre mavi ve yeşilin farklı tonlarına bürünen göl, tatilcilere görsel şölen sunarken eşsiz manzarasıyla da büyülüyor. Hindistan'dan bir uçak kazasıyla devam ediyoruz. Kötü hava koşulları nedeniyle uçak pistten çıktı, ikiye ayrıldı. 16 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da 191 yolcu taşıyan uçak kaza yaptı. 16 kişi hayatını kaybetti, 123 kişi yaralandı. Dubai'den kalkan bir yolcu uçağı Hindistan Kerala eyaletindeki uluslararası havalimanına iniş yaptığı sırada pistten çıkarak ikiye ayrıldı. Uçakta 13 çocuk, 185 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Kazada pilotlardan biri de dahil olmak üzere 16 kişi hayatını kaybetti. 123 kişi yaralandı. Uçak koronavirüs salgını dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahsur kalan Hindistan vatandaşlarını ülkeye geri getiriyordu.
Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı meydana gelen elim kaza dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Mesajda Hindistan halkı ve hükümetiyle kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz denildi. İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi evinde yabancı uyruklu bir kadını rehin aldı. Kadının çığlığıyla mahalleli toplandı. Hal böyle olunca eli silahlı kişi silahı başına dayadı. Adam kafasına silah dayıyor. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Florya Caddesi üzerinde bulunan apartmanın giriş katından çığlık sesleri yükseldi. Ya kendine sıkacak ya karısına sıkacakmış. Bir kişi elindeki silahla yabancı uyruklu olduğu iddia edilen kadını önce darp etti, sonra rehin aldı. Kadının çığlıkları üzerine korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri olayı polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ya kendine sıkacak ya karısına sıkacakmış. Bunun üzerine silahı kafasına doğrultan kişi intihar edeceğini söyledi. Ancak polis kapıyı koçbaşıyla kırarak eve girdi. Biz sese çıktık zaten. Kadın çığlığı duyduk. Ondan sonra bütün mahalle olarak zaten hemen aşağı indik. Geldiğimizde kadın çığlıklar içerisindeydi. Adam kadının boğazını tutmuş ve tehdit ediyordu onu öldüreceğine dair. Polisin evdeki ikna çalışması sonuç verdi. Şüpheli kişi önce kadını serbest bıraktı, sonra kendi teslim oldu. Gözaltına alınan silahlı şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Adam kafasına silah dayıyor. İzmir'de vatandaşlar bir markette ucuz kavanoz kapağı almak için birbirine girdi. Sosyal mesafe tabii ki yok. Kavanoz kapağı. Kışlık konserveler hazırlanmaya başlandı. Marketler kavanoz kapaklarına indirme koydu. Bu görüntülerse ucuza kavanoz kapağı almak için koronavirüsün hiçe sayıldığı anlara ait. Akıl almaz görüntüler İzmir'in Bornova ilçesinde bir markette kayıtlara geçti. 30 kuruşa satılan kavanoz kapakları için vatandaşlar birbirine girdi. Koronavirüs unutuldu, sosyal mesafe hiçe sayıldı. Kapışılan ürün mağaza reyonunda saniyeler içerisinde tükenirken ortalık adeta savaş alanına döndü. Unutulmaz dizi Bizimkiler'de canlandırdığı Cemil karakteriyle hafızalarda yer eden oyuncu Uğur Tan Sayıner hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncu yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşıyor. Son dakikada bir baktım gidiyorsun. Hemen değiştirdim kararımı. Benim adım Cemil. Cemil efendim, Cemil. Sizin ününüzü bilmeyen mi var? Benim adım Cemil, Sevim Koç. Replikleriyle hafızalara kazınan Uğur Tan Sayıner, 90'lı yılların en sevilen dizilerinden Bizimkiler dizisinde canlandırdı Cemil karakterini. Üstüne sayısız role girdi ama izleyicisi onu hep Cemil karakteriyle anıyor. Gelmedi bir daha seninkiler. Yok, sen nereden geldin böyle? Damdan indim teyzem. Bu iskele iyi oldum. 76 yaşındaki oyuncu yaşadığı İzmir'de rahatsızlandı. Sosyal medyadan usta oyuncu için paylaşımlar yapıldı. Sevenleri Sayıner için yardım çağrısında bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da tiyatro oyuncusu için harekete geçti. Sayıner Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'ne götürüldü. Kendi adını taşıyan tiyatro kuran Sayıner'in kendi gibi oyuncu arkadaşı Şehmuz Yığın, rahatsızlığı Nisan ayından beri sürdüğünü söyledi. Daha önce rahatsızlığı yine bu sinirsel tabii ki vardı. Yani vücutta sinir uçlarının kayıplığından dolayı yaşadı, yürüyememe, işte yemek yememe gibi. Sürekli tedavi görüyorduk. Son 4 yıldır hiç tedavi görmedik, iyiydi çünkü. Ama son Nisan Mayıs'tan beri böyle bir sıkıntı yaşamaya başladık. Doktorlar düzenli tedaviyle 76 yaşındaki oyuncunun iyileşeceğini açıkladı. Bu haberle ana haber bütünü noktalıyoruz. Sizler de haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0532 063 2743 numaralı WhatsApp haber ihbaratımıza gönderebilirsiniz. Hafta başında yeniden görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar.